Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Kısa ama önemli bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. 3 gündür Hafter tarafındaki Libya Tobruk Temsilciler Meclisi yeni hükümeti oylamak için Sirte'de toplantı gerçekleştiriyordu. İlk 2 gün oylamaya Hafter tarafındaki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akela Salih damga vurmuş ve güven oyu verilmemesi için çabalamıştı. 178 milletvekilinden 90'ının evet vermesi yeterliydi ve beklenen oldu. Akela Salih'e rağmen Libya'da Milli Birlik Hükümeti parlamentodan güven oyu aldı. Hayırlı olsun diyelim. Burada 132 milletvekilinin Başbakan Dibeybe'ye evet oyu verdiği ifade ediliyor. Yine bu sırada ne oluyor derseniz, Hafter Sirte'den limana ham petrol taşımak için boru hattı döşemeye devam ediyor. Libya'da Hafter'e bağlı güçler Sirte Havzası petrol sahalarından denize yeraltı boru hattı ile ham petrol taşımak için Sirte-Jufra hattı boyunca boru hattı döşemek için çalışmalarını sürdürüyor. Libya'da Abdülhamit Dibeybe'nin meclise sunduğu hükümet 33 bakandan oluşuyor. 24 Aralık'ta ülkeyi seçimlere götürme görevi olan hükümetin toplam süresi 10 ay. Hükümet ülkedeki tüm tarafları siyasi sürece dahil etme amacı güttüğü için sayı oldukça fazla. Başbakan, bu kadar çok bakan olmasından memnun değilim. Bakan sayısı 15'te olabilirdi ama sürece bütün Libya halkının katılmasını istiyorum açıklamasını yaptı. Yine Sirte'de yapılan parlamento oturumundaki konuşmasında Libya ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki anlaşması ülkemizin çıkarınadır açıklaması yapıldı. Kısa bir videoydu dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. اللهم انت السلام وانت السلام تباركت يا الله يا ذا الجلال والإكرام الناس مرة يا رب بلنا نحن قاعدين ساعة لا والله انا ماني راجع ارفع مش حاجه كان ما فرش قبل كان